Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir Türk oyununun incelemesi için yanımıza bir Türk aldık ve karşımıza çıktık. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Sinancığım. Evet. Ben Türk'üm. İyi söyledim. Türk olduğuna göre lütfen Stygian Reign of the Old Lands adlı bu güzelim oyunun incelemesine girer misin? Neredesin lan sen? Türk olduğum için yoksa... anlamıyorum. Ne İngilizce konuşuyorum ben de. Ne bileyim ben, bir orası bir burası, Çatkapı arkası. İşte en son bir Eskişehir'e gittim geldim. Çanakkale'ye gittim geldim. Nerede bu adam? Kanaldan ayrıldı mı falan filan diyorlardı. Ayrılmadım. Gel şey, abi şekerim dedim. Şey oldu. Biz keller yer değiştik. Yani kel kontenjanından. Kamera arkasında Sayın Sonat ve Sayın Faruk var. Gülüyorlar evet. Oradan. Dedim ki yani hani sonuçta bir keli kaldık, yerine başka bir kel koysan acaba fark ortaya çıkar mı? Baktık ortaya çıkıyormuş. O yüzden dedim ben geri geleyim. Evet. Şaka bir yana hakikaten çok uzun zamandan beri evet. Beklediğimiz bir Türk oyunu olduğu için buna önem veriyorum. Hani sürçülisan edersem affola. Stygian diye kısaca söyleyeceğim çünkü tamamına dilim dönmüyor her seferinde. Stygian Reign of the Old Ones. Celtic Games'in yaklaşık bildiği, yanlış hatırlamıyorsam 4 senedir falan üstünde çalıştığı bir oyun. O da logolarına bayıldım ya. Çok güzel. Acayip evet. Güzel. Bahçeşehir yani, Üniversitesi desteğiyle güzel. Yapılan bir oyun. Yine yanılmıyorumdur umarım burada. Çünkü hiçbir araya gelmedik. Hiç yüz yüze konuşamadık o ekiple. Oyun üstünden bütün çağırsak şeyimiz. Çağırsak mı bir araya? Vallahi iyi olur. Nasıl gidiyor? Ne ettiler yani, falan filan. Bakmak şey lazım disket kutusundan. Hani bu işi yapan insanlar için de müthiş bir aslında ders olur o video. Tabii. Hangi yoladan geçtiler, ve nasıl geldiler? Takip ettiğim kadarıyla satışları da iyi gidiyor. Yani Steam Spy eskisi gibi daha nokta atışı rakamlar veremiyor ama 20 bin ile 50 bin arasında bir satıştalar. Aldıkları review sayısına, tahmini refund miktarına, yani iade edilen oyun miktarına baktığımızda tahminim 37.500-45.000 arasında falan bir satış rakamındalar şu ben anda. Ben Metacritic'e baktım, hani eleştirilen ne dinlediğindir falan diye. Oyunu anlamayanlar olumsuz not vermişler. Abi, şunu baştan söyleyelim, hani oyun FRP ya daha doğrusu role playing oyunu gibi gözükse de alıştığımız role playing oyunlarından çok farklı. Evet evet. Çok zor. Hani oyunu çok kolay bulanlar rezil git kut falan diyebilirler bana. Ama oyun zor. Good gitmenizin haricinde ekstra alışık olmadığınız şekillerde yaklaşmanız gerekiyor oyuna ve ben netekim bu incelemeyi bu kadar geciktirmemin sebebi oyuna başlarda çok gıcık kaptım. Ama zorladım. Bir Türk oyunu olmasaydı bu kadar zorlar mıydım ondan emin değilim. Yani seveceğim diye çok zorladım ve şu anda elimizde Death Stranding varken, Disco Elysium varken Stygian'ı oynamalıyım fikri sürekli arkamda, yani oynamalıyım, farklı varyasyonlarla da görmeliyim her şeyi gibi bir fikir var. Ama oyunun bariz tasarımsal sorunları da var ve herkese göre değil. Evet, evet, evet. Evet. Sen mesela oyuna biraz uzaktan baktın. Hani 2D grafikli, izometrik bir FRP oyunu. Seçiyorsun. Baktığınızda... çok old school. Yani şu açıdan yani... PES futbol oyunu veya FIFA futbol oyununun yan kamera açısından evet. Görüyorsunuz evet. Gibi görüyorsunuz ama her şey 2D. Çok tatlı bir grafik tasarımı var. Ve Cthulhu evreninde geçiyor. H.P. Lovecraft'ın Cthulhu evreninde geçiyor. Biliyorsun Türklerin en iyi şey yaptığı şey, yani dünya üzerinde ele geçirdiğimiz iki sektör. Bir, hyper casual oyunlar. İki, Lovecraft oyunları. Lovecraft oyunları arasında da çok güzide bir yeri var hakikaten. Çok iyi bir oyun ama özünde role playing oyunu olsa da şey değil. Hani böyle alıştığımız anlamda role playing oyunu değil. Hakikaten kamçıyı vuruyor sırtına ve ölmen umurunda değil. Tık ya. Ölüyorsun ve ölmeni sebebi bir önceki low'da dönüp bir şeyleri daha iyi yaparak düzeltemeyebiliyorsun. En başa dönüp hayatta kalacak bir yeni karakter yapmak zorunda kaldığım oldu 3 kere. Üçüncüsünde şu anda ilerleyebiliyorum. Çok zorladı oyun beni o yüzden. Uzaktan bakan bir adam olarak ben iki şeye bayağı hayran oldum. Bir tanesi sanat anlayışı. Çok güzel. İnanılmaz güzel olmuş. Bir tanesi ise abi oyun İngilizceyi kim yaptıysa, oyun İngilizceyi kime yaptıysanız abi, arkadaşlar. Evet. İnanılmaz güzel. Yani hani şimdi Faruk da arkada, ben o da sever o tip şeyleri. Ne böyle Shakespeare orijinalinden okumayı seven manyak olarak bizler. Öyle güzel bir içeride hani narrative denir ya İngilizcesi. Öyle güzel bir şey yazılmış ki, hikaye o kadar güzel anlatılmış ki.
tekstin bırak içeriğini teksti okurken okumaktan keyif alıyorsun. Abi ya, yani. Metinler benim belki de Planescape Torment'ten beri gördüğüm en iyi yazılmış metinler. Çok bir de iyi. Bu aralar Disco Elysium diye bir oyun çıktı. Onu da duymamış olabilirsiniz belki. Oradaki metinler ve anlayış da çok ilginç. O da çok ilginç bir oyun bu arada. Ama buradaki metinleri ben bir Türk yazmamıştır diye tahmin muhtemelen, ediyorum. Yani şeyi bayağı edebi eser yani. Call of Cthulhu masa üstüne hakim olan ve çok 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 İngilizce bilgisi gelişmiş bir yerel İngilizce konuşan kişi veya kişilere yazdırılmış. Bulamadım. Kredisine falan filan ulaşamadım oyunun. Kimi yazdırıldığını bilmiyordum. Oyun niye Türkçe değil diye çok eleştirildi. Disket Kutusu Facebook sayfasında, bu arada takip etmiyorsanız takip edin. Evet. Disket Kutusu Facebook sayfasında çok eleştirildi niye Türkçe değil diye. Çünkü Türkiye pazarı değil bunun. Kesinlikle değil. Yani öyle. Türkiye'de belki 100 belki 1000 maksimum satacaktır ama ya pazar yani, olarak zaten şey olarak da yani zor bir yani. Evet. Bazı kelimeler var. Bir cümle içinde 2-3 tane bilmediğim kelime çıkıyor karşıma. Ki sen ben İngilizcenin içerisinde tabii, olan insanlarsın. Cümle gidişinden anlıyorsun. Yani uzun lafın kısası şu anda eğer İngilizce bilmiyor iseniz veya güvenmiyorsanız seviyesine size göre değil oyun. Açıkça onu söyleyelim. Ta doğru. Ki Türkçesi gelene kadar. Doğru. Yoksa tam olarak özümseyemezsiniz oyunu yani. Türkçe peçi geldiği anda yapışın derim. Ama yine de anlayamayacağınız bazı şeyler olabilir. Şu şeyden bahsetsene. Senin yanına geldiğim zaman da göstermiştin. İşte müthiş bir defa roleplaying yapman gereken bir oyundu ama hani artlarım var, eksilerim var, o tekstin değişmesi falan inanılmaz güzeldi. Biraz hızlı mı gittin bilmiyorum. Buralarda evet, karma karışık notlarım var benim burada. Şeyden başlayalım abi. Hikayeden başlayalım. Tamam. Bir doğru kere oyunda şunu kabul edelim. Yani dünyayı kurtarmak için haydi bir araya gelelim hoy hoy diye bir durum yok. O savaş çoktan kaybedilmiş. Hı-hı. Yani dünya yok artık. Veya içinde bulunduğumuz bölge, şehir komple Cthulhu evrenine aktarılmış. İki türlü de hakikaten moralin sıfırın altında olduğu, kaynakların hiçbir zaman artmayacağı, sürekli azalacağı, elinde silah olanların korkunç bir çete düzeni kurduğu korkunç bir ortamdasınız. İyi hiçbir şey yok bu durumda. Hani iyi karakter olmayı seçerim ben çünkü oyunda A. empati kurarım bir şekilde. B. Hayır bunu istemiyorum, bu quest'i yapmayacağım dediğin anda oradan kazanacağım XP'den olmaktan da korkarım. Hayır abi burada direkt ne haliniz varsa gör deyip gittiğim çok oldu. Veya pis yaşlı deli dediğim bir dükkan sahibiyle istediğim şekilde ticaret yapamıyorum şu anda. Oyundaki para birimi sigara. Ondan sonra ve adam şey istiyor sadece, ben Musevi inanışına göre buradan bulacağım kutsal anahtarla kaçabilirim. Ben sadece anahtarla ticaret yaparım seninle diyor. Sağdan soldan tek tük yakaladığın anahtarları ve özel artifektleri satabiliyorsun ancak adamdan bir şey istiyorsan. Ama özel bir konuşma yapsaydım adamla, ha doğru deyip ya şeye ikna ediyorsun adamı. Bak ben seninle sigara ticareti yapayım. Şehirde herkes sigarayla ticaret ediyor. Sen de o sigaralarla gidip anahtar alırsın. Ha mantıklı diyor. Ben öyle yapmadım. Ne halin varsa gör pis deli dedim. Şimdi her gittiğimde ne oldu bu pis deli sana yaşlı deli ne satacak bakalım bugün acaba diye laf sokuyor her gittiğimde. Role playing kısmı çok güzel. Ama oyun sistem yani oyunda benim sayabildiğim bir düzineye yakın iç içe geçmiş sistem var ve bunların neredeyse hiçbiri açıklanmıyor, anlatılmıyor size. Kendine oynuyorsun. En büyük sıkıntısı o, anlatılmaması değil. Bu bazı sistemler hem sizin oyunundan aldığınız zevki baltalıyor, oyunu gereksiz zorlaştırıyor, oyunu zorlaştırmanın ama adil kılmanın farklı yolları var. Evet. Ve benim tahminim oyunun geliştirme sürecinde akıllarına gelen veya bu Eldritch evreninde olan ne kadar sistem varsa içeriye ekleyelim demişler. Ben bir kısmını saymak istiyorum. Oyunda bu arada haritada geziyorsunuz. Harita dediğim gibi iki boyutlu. Artı bölgeler arasında Fallout vari rastlantısal kapışmalar yaptığın bir dünya haritası da var. Çok fazla nokta yok orada. Seyahate çıkarken. Evet. Ama oyuna başladıktan sonra 12. 13. saatte hala böyle de bir sistem varmış dediğim şeylerden, mekaniklerden bazıları. Bir, yorgunluk ve açlık. Başta söylüyorlar bunu ama herhangi bir gösterge yok. Evet şu kadar yoruldun, evet birazdan acıkacaksın. Şehir dışında bir yerde denk geldiysen ve aç kalırsan, uyuyamayacağın bir yerde kalırsan
okuyalım. Yani çok statların düşüyor. Tabii ki Cthulhu evreninde geçtiği için delilik var. Hı-hı. Karşılaştığın her korkunç şey deliliğini artırıyor. Yani ve büyü yapıyorsun, deliliğin daha doğrusu aklı başındalık, sanity azalıyor. Hı-hı. Ve dibe vurduğunda ölüyorsun. Hı-hı. Aynı salgı. Delirdin ve sen de oradaki yaratıklar gibi yaratık oldun diye bitiyor. Büyü yaptığında sanity'den yiyor. Sanity'yi arttırmak da sağlığı arttırmak kadar zor. Hı-hı. Atıyorum. Yanındaki NPC arkadaşınla sohbet ediyorsun sanity'm artsın diye ama o biraz deli bir karakterse onun sanity'si artıyor, senin sanity'in azalıyor. Gibi gibi. Öyle olacağını da bilmiyorsun o ana kadar. 3. Dövüşten kaçış. Her kapışma aynı zamanda belli bir süre dayanırsan dövüşten kaçış altıgenleri oluşuyor. Dövüşler sıra tabanlı bu arada. Hı hı, altıgen, gördüm onu. Altıgen grid üstünde oynanıyor ve harbi zor. Çok zor. Başlarda özellikle. Bir süre dayandıktan sonra kaçıyorsunuz. Ama dövüşürseniz daha de kaçsanız da aynı XP'yi alıyorsunuz. Bazısında angst diye şimdi anlatacağım özellik artıyor. Bazısında daha az artıyor. Angst'in artmasını istemiyorsunuz. Angst'te ben ne diyebilirim? Hani temel olarak Almanca bir kelimeden türetilmiş korku. Hmm. Sanity'nin yanında ikinci bir özellik. Angst çubuğu dolduğunda negatif özellik alıyorsun üstüne. Bu işte tecrübe kazanmanızı azaltabilir. Ya şöyle ilginç şeyler var. Çatışmaya bağımlı hale geliyorsunuz ve savaşa girmezseniz sık sık aklı başındalık puanınız, sanity puanınız azalıyor gibi gibi. Angst her kapışmaya girdiğinizde biraz eşya topluyorsunuz, biraz tecrübe kazanıyorsunuz ama angst de artıyor. Bir noktadan sonra artık 5. 6. negatif özelliği aldığımızda ne yapacağız bilmiyorum. Ya bu hikaye tam şey ya. Atıyorum böyle kütüğün üzerine çıkmışsın, ayaklarını koymuşsun, elinde de Türk kahvesi almışsın böyle. Giderek zorlaşıyor abi yani. Falan böyle bir şey içindesin yani. Dediğim gibi 3 kere başladım baştan oraya. Birincisi ilk saatin sonundaydı. Yok dedim bir şeyi yanlış yapıyorum, ilerlemiyor oyun. İkincisi 4. 5. saatteydi. Bu şu anki halimle gidebiliyorum. Hmm. Dördüncüsü mesela yanında yiyecek var. Belli dönem aralıklarla ne kadar olduğunu oyun söylemiyor sana. Acıktın, yemek yedin diyor. Hmm. Yine dediğim gibi yemeğin yoksa aç kalacağın uzakta bir yerde çok kötü durum. Yanına hikayesi olan bir NPC'leri alabiliyorsun. Bir de hikayesi olmayan bir NPC var. Herkes de farklı mıdır her karakterde bilmiyorum. Bir de Companion abi. Hispanik bir abi eklendi. Evet, Companion. Onunla da konuşup onun da hikayesiyle ilgili bir şeyler dinleyebiliyorsun. Ama ve lakin o da her gün senden 20 sigara istiyor. Oyuna başladığında 200 sigaran vardı zaten. Hmm. Her şeyi sigarayla alıp satıyorsun. Uyumak otelde 40 sigara. 40 sigara verdin. Odana gittin. Uyudun. 60 gitti bir günde. Oy. 3 günlük sigaran var. Eğer sen bunu iyi idare edemezsen ve çatışmalardan da bazen 3, 5, 7 falan gibi sigaralar geliyor. Ulan sıktığın bir mermi 8 sigara zaten. Ekonomisinde çok ciddi bir sıkıntı var oyunun. Tamam, bu evren sizi öldürmeye çalışıyor ama bu oyunun da birazcık eğlendirmesi, birazcık ilerletmesi gerekiyor. Bu ekonomi yapısında bir sıkıntı var. Bir patchle meçle bir şeyle düzeltilmesi lazım. Dinlendiğiniz zaman sadece dinlenmiyorsunuz. O dinlenme zamanınıza işte spor yapma, etrafı kolaçan etme, kumar oynayıp para kazanma, yanınızdaki arkadaşınızla sohbet etme, kitap okuma gibi şeylerden birini seçiyorsunuz. Bunlar çeşitli dinamikleri etkiliyor ve bunu da anlatmıyor. Crafting var. 3 farklı istasyonda yapabileceğiniz farklı farklı crafting çeşitleri var. Bunların parçalarını taşıyorsunuz yanınızda. Artifact var. Her artifact'in pozitif ve negatif özellikleri var. Pozitif özelliğini gidip o az önce dediğim deli amcadan para verip öğreniyorsun. Negatif özelliklerini de uykudan önce abiyi occult research aleti occult research yaparak öğrenebiliyorsun. Angst'tan bahsettim. İnanç sistemi var. Oyuna başladığınızda her karakteri oluştururken yanlış hatırlamıyorsam 6 veya 8 farklı inanç sistemi var. Nihilistik, işte İbrahimi dinlere inanan, inançsız, ateist, ondan sonra materyalistik gibi gibi şeyler seçiyorsunuz ve bunu direkt olarak hangi konuşma seçenekleri seçtiğinizi etkiliyor. Yani dünyayı görüşünüze uygun bir konuşma seçeneğini seçtiğinizde sanity kazanıyorsunuz. Veya onun tersine bir şey gördüğünüzde mesela tamamen
İbrahimi bir dine inanan birisi tamamen işte böyle old gods'a yönelik onların güçlü olduğunu gösteren bir şey gördüğünde çok daha negatif etkileniyor falan. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdiye kadar anlattıklarından gibi, gibi. Ben ha, bir de şeyi anlatayım. Bir yere girdim mesela, zifir karanlık. Aa dedim, herhalde bir yerden bir şey alacağım falan. Gittim, karakterim giderek delirmeye başladı ve delirdi sadece yürürken. Ya feneri eline alman, fener alman, fenere yağ bulman ve orada fenerle gezmen gerekiyor ve yağ sürekli azalıyor. Aynı zamanda o ışık ve feneri dünya haritasında gezerken de kullanıyorsun. Yanında yeterince yağ yoksa yine okey. Ha şu var, o fenerle gezerken çatışmaya girersen çatışma sırasında da o feneri tutman lazım. Yoksa görmüyorsun düşmanı, artı deliriyorsun. Bir de fener vurulup kırılıyor de bana, o kaldı. Fener ana karakterin de elindeyse, ana karakterin shotguncu ise yine yedin. Çünkü öbür elindeki silah kullanabiliyorsun sadece. Veya envantere girip dur şunu diğer elime alayım, değiştireyim dersen bir turnunu kaybediyorsun. Yine yedin falan falan. Yani oyun senin yemediği için elinden geleni yapıyor. Yalnız bu anlattıklarından ben şunu çok net görüyorum. Burada kesinlikle rol yapma havasının içerisine girmen lazım. Aynen öyle. Bunun içerisine öyle. Girmezsen korku, bu söylediklerin hepsini oyun olarak algılarsan... Ben Baldur's Gate veya Planescape yani. Torment oynuyorum diye girersen keyif alma ihtimali çok az. Ben korkunç... Yani hiç Levent Pekcan lafı var ya, hayatta güzel şeyler olmaz. Hayatta güzel şeyler olmaz. Küp bir evrene giriyorum ve hiçbir şekilde burada güzel şeyler olmayacak, evet, inancıyla girmen lazım. Evet. Oyunun hikayesi güzel diyebilirim ama bu boğuşmalar arasında biraz yitip gidiyor. Ne yapacağını bilmeden dolaştığın çok şey oluyor. Çünkü şöyle questler var. Bilerek böyle yapmışlar. Ben abi, bilerek böyle yapmışlar ama. Rol yapma olsun diye. Hiç bir oyunda görmediğimiz böyle dikkat verme etmemiz gereken şeyler var. Bazı şeyler jurnala ekleniyor, bazı şeyler eklenmiyor. Şöyle bir questle karşılaştım. Kadının biri geldi. Kocam kayboldu, bulur musun dedi. Tamam. Bulurum dedim. Ondan sonra ilk gece uyumaya gittiğimde rüyamda gördüm adamı. Tamam. Ben şöyle oldum, böyle oldum, Dreamwalker oldum, şudur budur dedi. Adam gitti, uyandım. Sonra kadınla aşağıda barda konuşuyorduk. Kadın dedi ki kocamı buldum, buldum ama inanmayacaksın. Niye? Rüyamda gördüm kadını. Nasıl yani falan dedi kadın. Adam. Adamı rüyamda gördüm dedi. Ya barmen de oradan şey yapıyor. Ya hanımefendi, bu adam yalancı zaten, inanmayın bunun dediklerine falan diye laf atıyor. İyi, ispat et o zaman dedi. Kocam ne giyiyordu? Sorarım sana, hangi oyunda ilk kez karşılaştığın bir NPC'nin kıyafetinin rengine, kravatının çok, rengine çok, dikkat çok et. Çok zor, çok zor. Böyle kaldım. Yani, tamam mı? Şu dedim tuttu. Ha. Üçte bir şansım vardı. İmkanı yok. Veya bir görev var. Çok uzun bir quest serisi. Zaten korkunç şeyler olmuyormuş gibi şehirde bir de seri cinayetler işleniyor. Bunu bulmayı üstüne şey yapıyorsun, üstleniyorsun. Oraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun, oraya gidiyorsun falan. En sonunda bir eve geliyorsun. Evin kapısından girebilmen için diyor ki sana, bu cinayetlere hakim olup olmadığına dair sana sorular soracağım, cevap ver. Hadi bakalım. Abi eğer sen bir çatışma görevine girip hemen çatışma görevinde, bak çatışma sırasında koşup oradaki çekmeceden buruşturulup atılmış bir kağıdı alıp tekrar kaçmamışsan orada doğru cevap çıkmıyor sana, veremiyorsun. Veya ikinci, üçüncü, yedi tane soru soruyor böyle. Yani New England Folkloric Tales adlı bir kitap var, 6 sayfalık. O kitabı okumadıysan ve 5. sayfasına dikkat etmediysen bilmem kaçıncı soruya doğru cevap veremiyorsun. İşte sana ve ikinci ya, yanlış cevap verdiğinde buruk diye siyahlık geliyor, ölüyorsun. Ve öldüğünde lafını unutma. Of, çok hoşum arada ya. Evet, klima çalışıyor çünkü. Faruk da dondu orada. Arada ana şehirle, o quest'le, o kapıdan abiyle konuştuğun, sana soru soran abiyle konuştuğun yer arasında random sana saldırabilecek, başına gelebilecek kötü olayların olduğu yaklaşık 10-12 dakikalık gerideki bir save'den atıyor. Çünkü oyunu istediğin anda save edemiyorsun. Kararım oğlum ikiniz. Ölesin diye uğraşan bir oyunun bence bunun, tabii çok böyle üstten konuşmak gibi algılanmasın lütfen, FRP yoğun bir roguelike olması lazımmış. Hmm, o zaman
ölmek, bu kadar uğraşmak, bu kadar zorlamazdı. Yani ben oyunu sevmek için böyle zorladım. Böyle zorladım. Ondan sonra girdim içeri. Şu an çok keyifli. Ama herkes için değil yani bu kesinlikle. Şimdi senin bu tüm anlattıklarından ben şunu çıkartıyorum. Bu oyunu yapan insanlar aslında bu oyunun bir bilgisayar oyunu olarak algılanmasını istememişler. Bu oyunu oynayan adamın bu oyunun içerisinde kendini hissetmesini ve o rolü yaparak bu oyunu yaşamasını istemişler bence. Lovecraft delicesine seven bir ekip tarafından yapılmış ama piyasa teamüllerine aykırılığı şu anda alakası yok bir baltalıyor. Ben tabii. Yabancı oyunlarda bile, yabancı FRP'lerde bile oyuncunun aleyhine çalışan bu kadar öğeyi bir arada görmedim. Hiç piyasa işi değil bu, çok net. Ben evet. Sana onu söyleyeyim. Söyledikleri anlıyorum ben. Ama iyi yanlarına gelmek istiyorum oyunu. Şu anda dur unutma. Deminki notlar sıkışık bir sayfaydı. Burada rahat rahat yarım sayfa var. Ama şöyle bir şey var. Oyunun atmosferi hakikaten çok iyi. Evet. O metinleri okumaya başladığın andan itibaren direkt atmosfere giriyorsun. Çoğu FRP oyununda görmediğimiz bir karakter çeşitliliği var. Ben bir aristokrat seçtim. Yanımda Kahya ile başladım. Ha öyleymiş. Evet, Kahya ile birlikte sıkıştım oraya. Bir tane okaltist karakter yapmıştım. Direkt olarak pek çok şey değişti. Mesela Lovecraft'ın bir hikayesi vardır. O hikayede bir karakter işte bir yerden çıkar tırmanır. Hikayeyi mutlaka biliyorsunuzdur. Ve en sonunda kendisinin ölü olduğunu, o yüzden insanların kaçtığını fark eder. Ha. Sonradan fark ettim. Oyundaki NPC'lerden biri o. İsmini hatırlamıyordu. Outsider diye bir NPC ekleniyor. Şu an oynadığım bilim adamı ile o karakter ölürken kurtaramadım. Okaltisti yönetirken o karaktere içindeki gücü sağlığı falan diye böyle gazlı bir şey yaparak tam onu linç etmek üzere olan bir kalabalığı dağıtmasını sağladım ve yanıma katıldı. Hmm. Onun hikayesini ben şu andaki ilerlediğim karakterde bilmiyorum. O okaltistin ömrü de kısa oldu bende çünkü. Atmosfer çok iyi. O 2D grafikler ne kadar statikle gözükse seslendirme, ışıklandırma, metinler falan derken o eskinin Fallout oyunlarındaki gibi atmosfere kaptırıp gidiyorsunuz. Böyle bir 7.1 ses sistemi evet. Falan varsa acayip güzel. Müzikler ve sesler çok iyi. Onu diyorum işte. Müzik ve ses abi. Çok iyi. Yani zaten bir oyunun atmosferinin %60-70'i müzik ve sestir. Aynen. Grafik akabinde gelir. Az önce bahsettiğim zorluklar açtığınızda Dark Souls vari bir tatmin de veriyor. Yani bir şeyi çözemediğinizde elinizdeki yeteneklere göre düşünüp ama kendiniz düşünüyorsunuz. Ne bir journal yardımcı oluyor size, ne bir karakterden bir bilgi alabiliyorsunuz. Ya şunu yapmayı deneyeyim bir bakayım diyorsunuz ve olabiliyor. Tatmin hissediyorsun orada. Belli şeyleri yaptığım için mesela ben paranoyak oldum. Paranoyak olduğum için konuşma sırasında tam bir seçeneği seçeceğim. Birdenbire o seçenek değişip paranoyakça, delice bir yazıya dönüşüyor. Ve yanlışlıkla onu seçiyorsun. Ona göre olaylar değişiyor falan. Ha. Delilik tam anlamıyla negatif bir şey değil. Bazı durumlarda delice verdiğin tepkiler olayların ilerlemesini veya lehine gelişmesini falan filan da sağlıyor. Gibi. Yani hakikaten başlangıcı çok güzel. Wow, ne kadar güzel bir şey yapmışız biz. Türkler olarak diyorsun. Ondan sonra hayatta kalamamaya başlayınca oyuna biraz küfürler ediyorsun. Ama zorlarsan ve biraz hayatta kalması daha imkanlı bir karakter yaratırsan oyun kopuyor gidiyor. Hep Türk oyunlarına bir puan verirken kafada bir şey vardır ya, yani, Türk oyunu bu destek veren artı bir desteklersin. Yani o artı bir katmadan çok rahatlıkla 10 üzerinden 7 veririm ben Stygian'a. Ama dediğim gibi herkese göre bir oyun değil. Ağır FRP sevenler, İngilizcesine de harbi güvenenler mutlaka baksın derim. Bug'lar varmış, onu okudum her oyunda olduğu gibi. Çok böyle seni evet, dağıtan, oyunu engelleyen bir şey oldu mu? Blasted Street miydi, Blasted Alleyway miydi? Oradan itibaren bug'lar başlıyor. Yani mesela oyun yükleme ekranında takılabiliyor.
takılıyor ve takıldığını anladığınızda alt F4'te kurtarmaya kontrol alt del ile çıkmanız gerekiyor. Bu tür bug'lar var ve sinir bozuyor. Hmm. Özellikle de istediğiniz anda de zaman save edemediğiniz için bilmem nereden başlama, nereden başlayacak acaba oyun diyorsun. Ya yani oyuna gelmesi gereken bug'larla birlikte istediğin anda save edebilme özelliği olması lazım. Çok zor. Hani hakikaten save sistemi oluşturmak çok zordur. O sırada dünyada bulunan herkesin durumunu olduğu gibi kaydetmek gerekir. Eğer bunu oyun içine yedirmediysen ilk tasarım sırasında sonradan geliştirmek zordur. İnşallah yaparlar diyorum. Yani save sistemi ve bu bug'ların düzeltilmesi oyunun puanını çok artırır gibi. Peki. Sizin bir sorunuz var mı Faruk Bey? Merak etti. Arkada bayağı bir not alıyor. Oyunu merak ettiği için bizi herkesten önce ben izleyeceğim diye buraya geldi. Şey yapıyor. Notlar almış galiba. Var mı soru? Şeyle alakalı, oyunla alakalı herhangi bir soru yok. Çok tatmin oldum şu anda bunun ama insan oynayacak bunu demek istiyorum. Evet. Yani hakikaten zoru seven oyundaki dinamiklerin çoğunun sizin aksinize çalıştığı oyunları ben zorlayacağım lan yeneceğim bunu diye şey yapıyorsanız kaç kat zorluyorsunuz. Ne? Kaç kat? Play Store'da 54 lira şu anda. Play Store'da 54 lira iyiymiş aslında. İyi yani bir Türk oyunu için birazcık pahalı ama yani oyunun kalibresi kaç yıldır yapıldığı, kaç kişilik bir ekip olduğunu falan filan da düşünürsek mırın kırın etmemek lazım. Seveni alsın, Türkçesi geldiğinde mutlaka denenmesi gerekiyor. Hı-hı. Muhtemelen o zaman zaten bug'ların da çoğu düzeltilmiş tabii, olur. Hani bu aralar çok güzel Türk oyunları çıktı bu sene özellikle. Gelecek sene daha da fazla çıkacağını düşünüyoruz. Zaten her şeyden önce Mount & Blade Bannerlord geliyor. Lütfen. Güzel, daha fazla, daha böyle piyasa teamüllerine yakınlaşmış oyunlar göreceğimizi umut ediyorum ben. Hı hı. Özellikle önümüzdeki sene 2020'de. Stygian'da bunun bir başlangıcı olsun. Yani mobil oyun çok var. Piyasa teamülleri derken dünya piyasasının tarafından kabul edilecek çok güzel oyunlar yapabiliyoruz. PC'de biraz tökezliyorduk. Macrotis öyle oldu. Macrotis, A Mother's Journey adlı platform oyunu öyleydi. Ama bunun mesela Stygian'ın olumlu yorumları da harbi olumlu şeyde Steam'de evet, okursanız. Okudum, okudum. Kimisi bir saat oynamış çok zor bu falan demiş basmış negatifi. Onları hiç kale almayın. Hakikaten %80 pozitif gördüm ben. Ya böyle Fallout'ta çok yanlış bir karakter yaratmışsın ve hayatta kalmaya çalışıyormuşsun. Bundan keyif alacaksan Stygian'dan kesin alırsın. O senin karakterdeki yaptığın yanlışlıkların yaratacağı zorluğu oyun kendi doğasından gelen bu sistemlerin zorluğuyla yapıyor. Ha oyunda ilerlersen, bir ritim tutturursan, bir şey tutturabilirsen hepsi de bu kadar negatif değil. Yani çok da gözünüzü korkutmuş olmayayım o bakımdan. Yani arkadaşlar ellerinize kollarınıza sağlık demek istiyorum buradan da Cultic Games'e. Umarım bunun devamı gelir ki yazdığınız bloglarda da bunu devam ettireceğinizi planladığınızı söylüyorsunuz. Hakikaten çünkü hikayenin nereye gideceğini merak ediyoruz. İçinizden birkaç temsil seçin de bize gönderin be arkadaşlar. Şurayı alalım biz size. O güzel olacak bence. Size de izlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Hoşçakalın.